saatler 17.45. İş dünyasında tekrar bir aradayız. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz ekranlarınız başına. Şimdi ilk bölümde bugün Hidroelektrik Santralleri Sanayi ve İş İnsanları Derneği yani HESYAD Başkanı Elvan Tuğsuz Güven'le birlikteyiz. Elvan Hanım hoş geldiniz. Çok teşekkürler. HESYAD'ın ilk kadın başkanısınız evet, değil öyle. Mi? Tebrik ederim. Ne çok büyük teşekkür gurur. Ederim. Böyle birazcık ol. Daha dik oturarak şöyle bir göğsümüzü, teşekkür ederim. Göğsümüzü kabarta kabarta sohbet edelim sizinle. Gerçekten ne kadar güzel bu mevkilerde sizler gibi hanımefendileri, kadınları başarılara ulaşırken görmek. Şimdi, teşekkürler sağ olun. Sizlerden takdir görmek bizim için çok daha kıymetli. Eksik olmayın ne demek ne demek eksik olmayın. Şimdi hidroelektrik tarafını biraz konuşalım istiyoruz elbette bugün. Yenilenebilir enerji midir değil midir? Mesela çok konuştuğumuz bir şey yenilenebilir enerji bugünlerde. Biraz oradan başlayalım. Hidroelektrik nedir? Yenilenebilir bir enerji türü müdür? Örneğin? Hidroelektrik yenilenebilir enerji bir türüdür. Suyu girdi olarak kullanır ve hiçbir şekilde değiştirmez. Bulunduğu havzada suyu türbinler suyun kinetik enerjisi, potansiyel enerjisini kinetik enerjiye çevirir. Türbin çarklarına suyu çarptırarak enerjiyi üretir ve bulunduğu havzaya tekrar geri bırakır. Hiçbir değişiklik yapmaz. Herhangi bir değişime uğramaz. Dolayısıyla Türkiye'nin kalkınma hamlesinde dinamo görevi görmüştür. 1936'dan beri Çubuk Barajı'nın kurulması, devlet su işlerini 1954 ve devamında 2000'lerin yılların başında da hızlanan yatırımlarla Türkiye'nin arz güvenliğinin bel kemiğini oluşturmakta hidroelektrik santraller. Bunun da %50'den fazlasını özel sektörün lisans sahibi olduğu santral ve barajlar oluşturuyor. Evet. EÜAŞ, Elektrik Üretim AŞ'nin de 14 bin megawatt kurulu gücü var. Hidroelektrik Türkiye'nin arz güvenliğinin ve yenilenebilir enerji kaynağının en önemli mihenk taşı diyebiliriz. Toplam üretimdeki yüzdesi de %23.7. Doğru. Yayın öncesi şunu soruyordum. Bu değişken bir oran mıdır? Nelere bağlı olarak değişir üretimdeki payı hidroelektriğin diye? Hidroelektriğin payı tabii ki iklim değişikliğiyle birlikte azalıyor şu anda. Aslında yağışlarla doğru orantılı olarak azalıyor. Mesela geçtiğimiz yılla bu yıl arasında %8'lik bir gelen suda azalma var. Ama hani eskilerin dediği gibi 7 yılda büyük kuraklıklar olurdu. Şimdi bu kuraklıkların sıklığı arttı. 7 yılda bir olan kuraklık 5 yılda bire düştü. Dolayısıyla hidroelektrik santrallerin üretimleri de bu anlamda olumsuz olarak etkilenmekte. İlk 9 ay performansı nasıl oldu peki? İlk 9 ayda şu anda %23.7 gibi bir rakamdayız. Yılı nasıl tamamlarız bu tabloya bakıldığında? Geçen yılla benzer rakamlarda tamamlarız diye düşünüyoruz. Yanlış bir rakam söylemek için notlarıma bakıyorum. Şu anda Türkiye'nin toplam elektrik üretim miktarı 255 bin megawatt saat ve bunun yüzde hidroelektriğin rakamı da 60 bin. 60.5'e yakın hatta megawatt saat. Aynen evet. Öyle. Peki şimdi biraz daha geliştirmek için neler yapılmalı bu tarafta ve şu an önünüzde gördüğünüz engeller neler, sıkıntılar neler? Çünkü enerji sektöründe ben çok çeşitli paydaşlarla yayınlar Doğru. yapıyorum. Her birinin dile getirdiği kendi özelinde ve genel olarak enerji tarafında sorunlar var. Biraz hidroelektrik HES tarafından bahsedelim bu açıdan. Hidroelektriklerin şu anda beklenti olarak önündeki en büyük konusu hidroelektriklerin hibrit santraller kurmasına müsaade edildi. Bununla alakalı bir yönetmelik yayınlandı. İkincil kaynak yönetmeliği. Hı hı. Bu nedir? Hidroelektrik santralleri uzun süren yatırımlardır, maliyetli yatırımlardır. Büyük araziler üzerine konuşlandırılmışlardır. Bu büyük yatırımlardan maksimum faydayı sağlayabilmek için ikincil enerji kaynaklarına öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu da nedir? GES veya RES kurumları bu arazilere veya aynı dağıtım bölgesindeki santrallere, barajlara GES kurulmasına izin verilmesi ve bu izinlerin önünün açılması gerektiğini düşünüyoruz. Aslında izin derken biz zaten belli lisanslar içerisinde üretim yapıyoruz.
bu lisanslarla sınırlı olacak bağlantılara müsaade edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani bunun anlamda herhangi bir teknik şartname değişikliği, gereklilik varsa da bunlara da uymaya hazırız. Suların azalmasıyla düşen kapasitemizi GES'lerle kompanse etmek ve verimliliğe daha iyi, daha olumlu anlamda katkı sağlamak istiyoruz. Evet. Şimdi biz herhalde daha çok yayınlarda da benim dikkatimi çekiyor. Rüzgar ve güneş çok ağırlıklı olarak konuşuluyor. Böyle bir mukayese yaptığınızda hem yenilenebilir enerji kaynağı olarak hem ülkeye katkısı anlamında hidroelektriği nereye oturtuyorsunuz siz? Hidroelektrik bu işin bel kemiği. Şu anda depolamalı santralleri konuşuyoruz, pil depolamalı santraller. Aslında hidroelektrik en çevreci, en güvenli depolamalı santraller. 15 saniye içerisinde devreye girecek, primer ve sekonder frekans ve talimat alacak ve iletim sistemi frekans kalitesini düzenleyecek santraller. Bugün hidroelektrik santralleri olmasa sistem güvenliğinde ciddi problemler yaşayabiliriz. Dolayısıyla depolamalı santralleri konuştuğumuz bugün de hidrolar bu işin olmazsa olmazı ve aslında hem sıcak yedek, yani hem yenilenebilir RES ve GES gibi ama aynı zamanda da su depolaması, akarsu santrallerinin bile saatlik su depolamaları var. Barajların günlük, aylık, haftalık uzun süreli depolamaları var. Dolayısıyla aslında Türkiye için çok çok kıymetli santraller ve önümüzdeki yıllarda bu daha da öne çıkacak. Çünkü dışa bağımlılığımızı da ciddi anlamda olumlu yönde etkileyen santraller. Mesela Ukrayna Savaşı döneminde hidroelektrik santrallerin üretimlerinden tabii büyük fayda sağlandı. Çünkü doğalgaz ve diğer fosil yakıtlarla alakalı tedarik problemi olduğunda tedarikin büyük bir kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından geldi. Bunun da planlanabilir, yönetilebilir oluyor olması gerekiyor ki hidrolar buna müsaade ediyor. Evet. Şimdi biraz önce bahsettiğiniz GES ve RES'lerin de mevcut kapasiteyle entegre edilmesinin önü açılmalı ki daha fazla katkı sağlayabilmeliyiz diye. Başka neler gerekiyor sizin açınızdan HES tarafında özellikle ve bir de belki hani o başka neler gerekiyor konusunu açmak için, biraz daha masaya yatırmak için de bir zirve, bir konferans var. Biraz ondan da bahsetmenizi istiyorum. Aralık başında diye hatırlıyorum. Doğru, yanlış hatırlamıyorsam. İlk defa düzenlenecek Türkiye'de hidroelektrik santraller ve barajlarla alakalı bir zirve planlıyoruz. Bu zirveden amacımız tüm paydaşları, kamu ve özel sektör bir araya getirmek ve sorunları ve geleceğimizi konuşmak. Buradan ileriye nasıl gidebiliriz? Buraya nasıl geldik? Neleri iyi yaparak geldik ve bunları nasıl daha iyileştirebiliriz? Bunları konuşmak istiyoruz. En önemli kaynağımız su. Bundan sonra gelecekte birçok yeni kaynakla alakalı planlar var. Burada hidrojen diyoruz mesela. O da su aslında. Bu en önemli kaynağımız olan suyu daha verimli nasıl kullanabiliriz? Konumuz bu aslında. Havza su planlaması burada öne çıkıyor. Türkiye'nin 25 tane farklı havzası var. Bazı havzalarda kuraklık daha ağır. Bu havza planlamasını tek elden akıllı sistemlerle, yazılımlarla enerji üretiminde daha verimli şekilde nasıl kullanılabilir? Sulama birlikleriyle, diğer paydaşlarla bu iş nasıl ortaklaşa yürütülebilir? Gündemimizde bunlar var. Onu takip edeceğiz. Bir de yine bildiğim kadarıyla pazartesi günü de enerji sektörünü yakından ilgilendiren bir buluşma gerçekleşecek. Enerji Bakanlığı'nın davetiyle İstanbul'da diye biliyoruz. Bu toplantıdan da beklentileriniz var mı? İhtiyacınız olan bu gelişmeler çerçevesinde çok hızlı, çok kısa rica edeceğim. Evet, çok şöyle. 2011 yılında bir yekden mekanizması getirildi. Bu neydi? Döviz bazlı 10 yıllık alım garantisi olan bir paketti bu. Paket sayesinde 10 bin megawatt gibi bir hidro ve baraj yatırımı çok hızlı hayata geçti. Evet. 2020'de bu tamamlandı. Buna benzer bir yapı kurulursa önümüzdeki 10 yıl, 2030 ve ilerisi için de çok daha hızlı bir şekilde yatırımlar hayata geçecek. Elvan Hanım çok teşekkür ediyorum. Umut ediyorum ki tüm sektör pazartesi günü iyi, güzel İnşallah. Haberler alır. Bu toplantı sonrasında iş dünyasında bir reklam arasına gidelim.
dünyası devam ediyor efendim ve yanımda hepinizin çok yakından tanıdığı, benim de çok çok sevdiğim sevgili Doktor Çağla Gülşen kardeş var. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. Teşekkürler. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Hoş geldin. Vallahi seni görmek inanılmaz güzel. Şimdi aklıma ilk gelen şey, Çağla, zaten seni gördüğümde bir girişimcilik, iki kadınlar. Her iki alanda da hakikaten Türkiye'de birçok başlığa öncülük ediyorsun. Ben de böyle seninle böyle ara ara bir yere gelip buradan bilgi alıyorum. Ne oluyor peki şimdi en son diye. Nitekim biraz bir şeyler yine aldım reklamlardan, reklam arasında. Çok detayına girememekle birlikte biraz bahsedeceğiz. Çünkü güzel gelişmeler var. Ama önce girişimcilik ekosisteminde Türkiye'de neler oluyor, neler bitiyor? Trendler çok hızlı değişmekte. Son buluşmamızdan bu yana neler görüyorsun, neleri not etmekte fayda var? Aslında son buluşmamızda, belki de daha da bir tık geriye gidersek, hep böyle öngörmenin çok zor olmadığı bir dönem geliyor diyorduk. Biraz beklentilerim benim en azından şahsen realize oldu. İlk 9 ay bitti, son çeyreğine giriyoruz yılın ve bu ilk 9 aydaki rakamlara baktığımızda ülkemizde yatırım alan girişim adetleri oldukça yüksek. Hatta sadece yatırım turu kapatan girişimlerin adetlerine baktığımızda 400'e yaklaşan bir rakam var orada. Böyle bakınca süper pozitif ama bir tık alt kırılıma indiğimizde toplam yatırım tutarı o kadar da yüksek değil. Hala yıl bitmedi ama 1 milyar Amerikan dolarına ulaşamadık. Kendi ligimiz için kötü değil durumumuz. Biz tabii ki de bir Amerika ile rekabet etmiyoruz ama İngiltere'nin de olduğu ligde biz hala 100 milyon Amerikan doları, 1 milyar Amerikan doları arasındaki ligde gidip geliyoruz. Rakamları şimdi aslında çok yüksek bir kapanan yatırım adedi var dedim ama şurada bir es vermek istiyorum. Belki parantez içinde söylemekte fayda var. Bu rakam çok yüksek çünkü kamu inisiyatifi TÜBİTAK sözünü tuttu. Çok yüksek adette girişimi fonladı hisse karşılığı ama çok düşük tutarlarda. O yüzden bu 388 dediğim adedin içerisinden 250'ye yakınının TÜBİTAK BİG'den fonlandığını göz önünde bulundurursak aslında toplam bu 700 milyon dolar dediğim yatırımın neredeyse %80'i 9 tane startup'a gitti. Evet. Şunu da ben derslerde de böyle çok altını çizerek netleştiririm. Hemen söyleyeyim, bir yanlış anlaşılma olmasın. Genel olarak benim anladığım kadarıyla ülkemizde startup'la SME'ler, yani küçük orta ölçekli işletmeler biraz karıştırılıyor. Bu söylediğim benim rakamlar aslında startup'larla ilgili. Nasıl ayırt ediyoruz? Çok basit. Teknoloji tabanlı işler geliştiren ve çok hızlı ölçeklenebilen şirketler bunlar. Bu işte yılı değerlendirirken trendlerden bahsettiğimizde yine ağırlıklı TÜBİTAK'ın yatırımları da oraya gitti. Adetsel olarak yapay zeka teknolojileri tabanlı startuplar yine gündemdeydi ama ben rakamsal olarak bakmayı önemsiyorum. Orada da oyun tabii ki de milli gururumuz. Hala Avrupa'da ikinci sıradayız. MENA bölgesine baktığımızda orada birinci sıradayız. Oyun, fintech ve zaten uzun zamandır bekliyordum. Bundan sonra trend o yönde gidecektir. Sağlık teknolojileri. Aslında rakamsal olarak da büyük yatırımlar buraya gitti. Bir de en son geldiğimde de bahsetmişimdir. 2022'den beri bir yükselen trend var. Tabii ki de kamu teşvikleri veya regülasyonlar da bunun önünü açtı. CVC'ler, kurumsal girişim sermayesi yatırımları. En son ben Startups Watch'un raporunu takip ediyorum. Çok güzel bir kaynak bizim gibi veri okuyan ve buradan veri bilgi üretmeye çalışanlar için. 89 adet görünüyordu Eylül sonunda. Belki 90'ı bulmuştur. Bugün baktığımızda ülkemizdeki genel girişim sermayesi yatırım fonu adedi 412'lere çıkmış durumda. Neredeyse 90 tanesi kurumsal. Tabii niye önemli bu? Çünkü artık daha böyle Amerika, daha batı modeli kendi içinde bir şeyleri geliştirmekle
zaman ve maliyet kaynak, yaratıp kaynak kaybedeceğine şirketler geliştirilmiş ürünleri bünyelerine katıyorlar. Merge acquisition dediğimiz süreçlerde. Satın alma, birleşme süreçleriyle değil mi? Evet, son gelişmeler şimdi, böyle. Evet, güzel. Şimdi tabii bütün bu gelişmelerin içerisinde kadını da sokmak lazım. Evet. Çünkü hem istihdam bütününde kadının yeri ve rolü son derece önemli. Bu konuda çok ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini biliyorum. Teknoloji alanı ve kadın dediğimizde bir belki böyle bir herkes böyle bir duruyor ama buyurunuz yani hiç durulacak bir noktada değiliz. Ben ne öğrendiysem Ağırlıklı Çağla hocamdan öğrendim bu konuda dinleyerek ve izleyerek. Kadınların da bu alana girmesi için çeşitli çalışmalar var ve belli alanlarda özellikle desteklendiklerini de biliyorum. O alanlardan biraz bahsedelim mi? Memnuniyetle. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben iltifat olarak alıyorum güzel sözlerinizi. Ama şunu da belirtmem lazım. Hem akademik taraftaki bilimsel araştırmalarımın odağında hem de sorumlu bir sosyal vatandaş olarak bir sürü yaptığım çalışmaların odağında aslında kadınların güçlenmesi var. Benim ilgi ve bilgi alanım da teknoloji olduğu için teknoloji ve bu ekonomik gelişimi sağlayan toplumsal kalkınmayı da girişimcilik tarafında çok bakıyorum. Hı hı. Takip ediyorum ve destek olmaya çalışıyorum. Şimdi bu bilgi ve tecrübe ışığıyla ilk önce şunu söyleyeyim. Biraz önce bahsettiğim yılın ilk 9 ayında çok güzel bir şey oldu. İlk defa en yüksek adette kadın kurucuların sahip olduğu startuplar yatırım aldı. Adetsel olarak %29'lara çıkmış. Bu 9 ayda 388 yatırım alan girişimin 111 adedinin kurucuları kadın. Hemen bir alt kırılıma iniyorum. Üzücü değil ama bu tohum öncesi ağırlıklı. Yani TÜBİTAK BİG'in fonladığı çoğunluklu proje kadın kurucuların. Ama bunların da zaman içerisinde büyüyüp yeni yatırım turlara çıkacağına inandığım için bu çok güzel bir gelişme bir kere. Hemen bir adım geriden yapayım. Ben çok seviyorum haberleri öyle okurken. Dünya genelinde küresel teknoloji girişimciliği alanında %20-21'leri zorluyor. Geçtiğimiz 4-5 senedir kadın kurucu oranı. Şimdi bununla kıyaslayınca 31'lere çıkan o ülkemizdeki oran oldukça güzel. Unicornlara çok bakıyorum ben. Yani 1 milyar Amerikan doları değerlemeye ulaşan startuplara. Orada %17 kadın kurucu oranı. İnşallah ülkemizin de çıkartacağı bir sonraki, daha sonraki unicornlarda da kadın kurucu veya kurucu ortaklar olur. Şimdi benim hassasiyetle trendleri takip edip teknoloji tarafındaki gelişmelere bakıp orada sorunlardan, aslında problemlerden fırsat yaratabilecek alanlara odaklandığımda gördüğüm bir şey var. Buradan belki beni dinleyen bu alanda girişimciliğe gönül vermiş motivasyonu yüksek kadınlar varsa bir faydam olur diye paylaşmakta fayda görüyorum. Şimdi ne konuşuyoruz biz? Yaklaşık 2-3 senedir çok hızlı gelişen ve daha çok büyük bir pazar olan yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme tabii gibi teknolojilerle desteklenen yeni teknoloji ürün ve hizmetleri. Ve oluk oluk iki basamaklı milyon dolarlarla bu yapay zeka tabanlı teknoloji girişimlerine para akıyor. Diğer taraftan böyle Godot'u bekler gibi beklediğimiz ama çok yakınlaştığımız Türkiye'de bile bir tane kuantum alanında çalışan startup yatırım aldı bu sene hem de. Quantum computing geliyor. Şimdi bu iki teknolojinin daha da fazla startup ortaya çıkartacağı, yani daha fazla birey tarafından kullanılacağını düşündüğümüzde bizi, yani dünyayı, insanlığı, iş dünyasını bir tehdit ve olumlu gelişme olarak ne bekliyor? İnanılmaz yüksek hızda işlenen veri, çalışan bilişim sistemleri. Siber güvenlik. Aynen. Çünkü neden? Hacker dediğimiz, aslında çok da öyle gruplamayı sevmiyorum ama bu teknolojileri dünyanın refahı için kullanacak büyük bir grup olduğu gibi küçük bir grupta olumsuz faaliyetlerde kullanacak. Peki bu ne anlama geliyor? Demek ki olumsuz faaliyetlere karşı mevcut sistemleri koruyacak siber güvenlik teknolojileri ve bu alandaki girişimlere büyük bir fırsat ve doğru, ekonomik dikey doğuyor yatırım almak için.
Şunu netleştirmekte de büyük bir fayda görüyorum. Biz dijitalle çok odaklandık. Uzun yıllardır veri ekonomisi, veri işleme teknolojileriyle beraber hep dijital güvenlik konuşmaya başladık. Dijital güvenliği sağlamaya çalışmaya başladık. Siber güvenlik başka bir şeyden bahsediyor. Çok basit, biz nasıl anlatırız bunu böyle 101 derslerinde? Dijital nesneseldir ama siber mekansaldır. Yani artık ağların, yazılımların, sistemlerin güvenliği. İşte burada ben bir tehdit görüyorum ve bu tehditle beraber büyük bir fırsat görüyorum. Büyük bir fırsat. Girişimcilerin işi de, evet, girişimcilere duyurulur, evet. Bu alanda ne kadar çok kadın mühendisi daha hızlı farkındalığını artırıp yetiştirebilirsek daha fazla startup çıkarma imkanımız olur. Hatta... Ki siz de bunun üzerinde çalışıyorsunuz şimdi. Böyle anlatıyor ama evet, hocam, yani aslında evet, bütün hepsinin de temel taşları atılmış evet, hızla vaziyette. Hızla müjdeyi vereyim. Bir müsaade, o müjde bir saniye beklerse %2.32'lik değer kaybıyla BIST %1, biraz önce gong çaldı ekranlarınızda şu anda eşleşmelerin ardından, günü 8793 puan seviyesinden noktalıyoruz ki bu arada bankacılık endeksi özelinde de satışlar %4.70'i buldu. Birazdan detayları konuşacağız ama önce Çağla Hocam'dan son cümlesini alayım, sonra Philip Capital'a geçeceğim. Evet, evet hocam. Enteresan bir gelişme oldu, evet, kırmızı alarmlar. İstanbul Blockchain Women Derneğimizin uluslararası bir fon desteğiyle büyük bir girişimi var. Kadın mühendisleri ağırlıklı, tabii ki de erkeklere de açık bir program olacak. Siber güvenlik alanında eğitecek bir program, uluslararası bir program başlatıyoruz. Ben bu alanı önemsiyorum. Hem dediğim gibi bir tehdit hem de büyük bir fırsat büyük olarak bir fırsat gördüğüm için. İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Çağla Gülşen kardeş, çok teşekkür ediyorum. Çağla, geldiğin için her zaman bekliyorum hocam ve biz şimdi Philip Capital'a gidiyoruz. Ve sevgili Banu Dirim, araştırma direktörümüz bizi bekliyor. Banu, hoş geldin. Haftayı kapatıyoruz. Kapattık borsa tarafına en azından. Nasıl okumak lazım bugün yaşananları, önümüzdeki haftaya ne devrediyoruz? Seni dinliyoruz. Evet, şimdi özellikle bankacılık endeksine baktığımızda satış, bugünkü satış çok belirgin ve belki anlamlandırmakta zorlanıyor olabilir bazı takipçiler, çok haklı olarak. Tabii olduktan sonra bunun sebeplerini söylemek belki veya işte buna sebep olabilecek faktörleri konuşmak artık hani keşke olmadan önce söyleseydiniz gibi yorumlanabilir. Olduktan sonra yorumlamak daha kolay belki ama hani sadece geleceğe dair ve şu anı da şöyle bir toparlayacak olursak en önemli faktör yine yüksek faiz ve faiz indirimi beklentilerinin biraz ötelenmesi diye söyleyebiliriz ki bu bankacılık sektörü için de olumsuz bir faktör. Hani başta o konu hala gündemde kalmaya devam ediyor. Dün PPK'dan faiz, önümüzdeki aylarda faiz indirimi olabileceğine dair bir sinyal gelmemiş olması bir sebep diye düşünüyoruz. İlave olarak bilanço dönemin içerisine artık girdik. İşte Aselsan sonrasında diyebiliriz. Gelecek hafta bilanço takvimi biraz daha yoğunlaşıyor olacak. İşte Ereğli, Pegasus, Arçelik, TAV gibi şirketlerimizin bilançolarını görüyor olacağız. Bir iki tane banka da yine gelecek hafta açıklayacaklar arasında. Özellikle bankacılık sektöründe bilanço beklentilerine baktığımızda biraz üçüncü çeyrek yine zayıf beklentiler hakim diyebilirsiniz ki bunu zaten bir süredir konuşuyorduk ama baktığımızda hani biraz daha somut rakamlar ortaya çıktıkça önceki çeyreklere veya önceki yıla göre çok daha zayıf bir net kar görüntüsü olması biraz baskılamış olabilir diye onu da not düşebiliriz. Diğer önemli bir faktör de belki jeopolitik riskler, son haber akışları, üstelik de Cuma günü olmasıyla beraber biraz olumsuz bir algı yarattı. Özellikle likit olan bankalar tarafında da satışların yoğunlaşmasına sebep oldu diyebiliriz. Bugünü belki bu şekilde özetleyebiliriz. Olumlu bir şey yok mu diye baktığımızda sabah aslında Çin kaynaklı veriler nispeten olumlu sinyaller vermişti. Büyüme verisi belki önceki dönemlerin altında ama beklentileri aşan datalar vardı. Şimdi hani önümüzdeki dönemde biraz önce konuştuklarımızın yanında yine Çin konusunda yakından takip etmeye devam edeceğiz. Yeni teşvikler, destekler olacak mı? Oradan küresel ekonomiye dair olumlu beklentiler oluşacak mı? Onlara bakacağız.
Diğer önemli bir konu da Amerika'daki seçimler konusu. Bu hafta yoğunlaşan öyle de bir gündemimiz vardı hatırlatmak evet, gerekirse. Evet, doğru. Trump'ın daha çok tarifelerle ilgili sözleri de küresel ticaret anlamında biraz olumsuz bir hava yaratıyor diye onu da hatırlamakta fayda var. Bunlar bizi zorlayıcı faktörler. Gelecek hafta makro veri takvimi nispeten sakin diyebiliriz. Bazı öncü göstergeler var takip edeceğimiz. İşte Philly Fed'ler, Michigan Tüketici Güven Endeksi gibi. Yurt içi tarafta PPK özeti önemli. Yine kapasite kullanım oranı, reel sektör güven endeksi gibi öncü göstergeler içeride var. Artı Amerika'da da hem Amerika'da hem Türkiye'de de önemli bilanço takvimleri izlenecek. Bunlara bağlı olarak kısa vadede volatilite sürebilir. Biraz daha geniş baktığımızda Kasım ayında önemli gelişmeler var. Bunları görene kadar volatil seyir devam edecektir diye tahmin ediyoruz. Philip Capital Araştırma Direktörü Banu Dirim. Banu çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. İyi bir hafta sonu diliyorum hepinize ve önümüzdeki hafta görüşeceğiz elbette Philip Capital ekibiyle yine bu saat diliminde. Benden de bu haftalık bu kadar efendim. Biraz sonra Zeynep Özyol günden kalanlarda karşınızda olacak. Biz de pazartesi günü saat 17'de kapanışa doğru da tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.